Şimdi bir düşünün. <laughs> aynı döngüde düşünüp hissediyor ve hissedip düşünüyorsanız, daha önce dediğimiz gibi duygular geçmişin kaydıysa, bedeniniz yeni bir deneyim yaşamıyordur. Ve yeni deneyimleri olmadığı için de çevreden herhangi bir kimyasal geri bildirim almıyor. Dinliyor musunuz? Yani her şey aynı kalıyor değil mi? Hayır. Vücudunuzun bir hücresini, bir deri hücresini çıkarırsanız ve DNA'yı bu deri hücresinden çekip uzatırsanız yaklaşık 2 metre uzunluğunda olurdu. Doğru mu? Tüm vücudunuzdaki DNA'yı çıkarırsanız ve onu baştan sona uzatırsanız 150 kez güneşe gider ve geri gelirdi. Dinliyor musunuz? Gezegendeki herkesin 7 milyar insanın Tüm DNA'sını alıp hepsini sıkıştırırsanız bir pirinç tanesine sığar. Şimdi sizin vücudunuz bir protein üretim makinesidir. Kas hücreleri kas proteini yapar. Buna aktin ve miyozin denir. Deri hücreleri de deri proteini üretir. Yani kolajen ve elastin. Tiroid hücreleri tiroid proteini üretir. Yani tiroksin. Bağışıklık hücreleri antikor denen bağışıklık proteini üretir. Yani vücudunuz bir protein makinesidir. Ve vücudunuzun bir protein üretebilmesi için bir genin aktive olup çalışması gerekiyor. Bu arada, insan genom projesini yaptıkları zaman şöyle dediler. Tamam bir bakalım, ee, vücudu 100 bin protein oluşturduğuna göre her hücrede yaklaşık 100 bin gen olmalı. Bu 100.000 proteini üretmek için aşağı yukarı 40.000 düzenleyici protein gerekiyor. Yani vücutta 140 bin protein varsa 140 bin tane de gen olmalı. Kaç kişi benimle? Birebir orandır. Belki de insan genom projesi yanlıştır. Biz sadece 23 bin geni ifade ediyoruz. Genlere oranla çok daha fazla proteinimiz var. Bu da demektir ki aslında her bir gen binlerce farklı varyasyona sahip olabilir. Takipte misiniz? Öyleyse 23 genle 98 şempanzesiniz. Aranızda sadece 300 gen var. Yüzde 70 sıçan, kimilerinde daha fazla ama yüzde 70 diyelim. Böylece bir elmada bulunan gen sayısı sizinkinden fazla. Öyleyse, bir organizma kendi çevresinde olumsuz durumlarla karşı karşıya kalırsa, Galapagos adalarının veya Madagaskar'ın ortamından kopup uzaklaştığını ve bir anda kendi alışıldık ortamından ayrıldığını düşünün. Bu durumda organizmaların çevredeki yeni koşullara uyması gerekiyor. Organizmaların değişen ortamın koşullarına uyum sağlamak için farklı davranmaları ve farklı seçimler yapmaları zaruridir. Organizmalar davranışlarını değiştirebiliyorsa yeni bir deneyimde de bulunmalı. Öyle değil mi? Sonra bu yeni deneyim çevreden yeni kimyasal bilgiler üretir ve bu kimyasal bilgi gene sinyal göndermeye başlar. Ve aynı deneyimlerden gönderilen aynı sinyalin artmasıyla Genetik kapıyı çalmaya devam edersiniz. Aniden gen harekete geçer ve yeni bir protein üretir. Hava sıcaklığı aniden düşerse, organizma maruz kaldığı durum karşısında daha kalın kürke sahip olur. Kürk de proteindir. Avcı hayvanlar av peşinde koşuyorsa, bacakları daha uzundur. Rakım yüksekse, hemoglobin oksijeni daha fazla bağlar. Bu da proteindir. Akıntı güçlüyse daha büyük bir yüzgeç olur. Bu da protein. Yani organizma deneyime adapte olmaya başlarken gene sinyal gönderen deneyim yoluyla farklı kimyasal geri bildirim üretmeye başlar. Öyleyse duygular geçmiş deneyimlerin son ürünü ise ve aynı döngüde düşünüyor ve hissediyorsanız aynı genleri açık tutarsınız ve diğer genler kapalı kalır. Ve genetik kaderinize yönelirsiniz. Kaç kişi benimle? Anladınız değil mi? O zaman sorum geliyor. Ya hayatınızda hiç yeni bir şey olmuyorsa? Deneyim olmadan gene sinyal gönderebilir misiniz? Hı? Bunun adı da epigenetiktir. Mesela bir grup şeker hastasını alsanız ve onlara bir saat komedi programı izletsiniz. Komedi programını izlerken kan şekerlerini Yemekten önce ve sonra ölçerseniz bir saat içinde kan şekerlerini düzenlemeye başlayan 23 yeni gen sinyal ederler. Sadece dahili durumlarını değiştirerek yeni genler açılır ve eski genler kapanır. Yönetici olan bir grup yüksek stresli insanı alırsanız ve onlara 6 hafta boyunca rahatlama tekniklerini, meditasyon yapmayı ve nefes almayı öğretirseniz 1561 yeni gen düzenlerler. Ama her gün her gün aynı şekilde düşünür ve hissederseniz, aynı genleri açık tutarsınız, diğer genlerse kapanır ve genetik kaderinize yönelirsiniz. Ve üstelik, aynı gene aynı proteini üreten aynı duygunya sinyale devam ederseniz, o gen er ya da geç yıpranır. Daha ucuz bir protein üretmeye başlar. Yani yaşlanma hatalı protein üretiminin sonucudur. Yaşlandığınızda kaslarınıza, eklemlerinize, kemiklerinize ne oluyor? Hepsi protein. Saçınız, cildiniz yani bir gene çevreden önce sinyal gönderirseniz bu sağlığınızı değiştirmek için anahtarınız olabilir. Kaç kişi aynı fikirde? Öyle değil mi? Böylece meditasyon ve çalışmaları yaparken bu arada Atölyelerde ve etkinliklerde gün boyu meditasyona girip çıkıyoruz. Kendinizle ilgili algılarınız, inançlarınız değişiyor. Bedeninizi yeni bir zihne göre ayarlıyorsunuz. Mevcut anı buluyorsunuz. Kuantum alanındaki ihtimallere uyumlanıyorsunuz. Bu sizin katılmanız gereken bir etkinlik. Böylece öğrencilerimiz gerçekte deneyimlemeden önce gene sinyal gönderebileceklerini görürler ve bunun için iyileşmeyi beklemek zorunda kalmazlar. Bunun için tek yapmaları gereken bu varoluş durumuna geçmek ve yükseltilmiş duyguyu da beraberinde getirmek ve bu yeni duygu yeni genetik ifadeleri aktive etmeye başlayan bilgi demektir. Yani proteinlerin ifadesi eşittir hayatın ifadesi. Bu durumda bir insan dahili durumunu değiştirdiğinde dakikalar içinde yeni yollarla yeni genlere sinyal yollamaya başlıyor. Bir grup insanı ele alalım. Bir deney için bir grup insanı alıp Harvard'ın kuzeyinde bir dinlenme merkezine getirdiler. Ve bu adamlara beş gün boyunca 22 yaş daha gençmiş gibi davranmalarını söylediler. Hepsi bu. Parmak uzunluklarını, hareket aralıklarını, IQ'larını ve hafıza güçlerini ölçtüler. Boylarını ve kilolarını da. Omurgalarının hareket aralığına, bütün fizyolojik fonksiyonlara baktılar. Yürüyüşlerini ölçtüler. Ve bu dinlenme merkezine Marilyn Monroe'nun, Joe DiMaggio'nun ve Mickey Mantle'ın posterlerini yerleştirdiler. Arkadan da sürekli o büyük müzik gruplarının şarkıları çalıyordu. 22 yıl daha gençmiş gibi davranıyorlardı. Araştırmacı Ellen Langer, deneyin sonunda bu adamlarla Amerikan futbolu oynadığını söyledi. Hatta bazıları bastonlarını yere atmış. Ve uzmanlar bu grubun 22 yaş daha gençmiş gibi davranmasından önce ölçtükleri her şeyi tekrar ölçtüklerinde parmakları daha uzun çıktı. Hareket aralıkları daha fazlaydı. Boyları daha uzundu. Ayrıca kilo vermişlerdi ve IQ testi sonuçları %60 daha iyiydi. Sadece başka biriymiş gibi davranarak bu noktaya geldiler. O zaman size soru. Siz kim gibi davranıyorsunuz?